Ben şimdi bugün tabii dediğim gibi keyifli bir gün geçirince özellikle dedim Neymiş? ki Ebru Hanım, normalde ben hep böyle ülke haritası ve önümüzdeki döneme dair, özellikle ülke gündemine dair hassas tarihleri sizden öğrenmeye çalışıyorum. Geçen yayında da gerçekten çok böyle karşılıklı, özellikle o Eylül ayında, Eylül ortasındaki yayını izleyenler, hani özellikle benim izleyicim için burada birazcık şey yapıyorum. Hiç böyle Kasım'da dolar 8.50'leri gördüğü zaman feryat figan etmesinler. Biz zaten Kasım'a siz çok özel bir önem atfetmişsiniz tam o tarihlere. Evet. Ben de ne kadar aslında bizi ekonomik tarafta sıkıntılı bir sürecin beklediğini zaten ifade etmiştim. Dolayısıyla şimdi böyle hep ülke özelinde konuştuk ama ben tabii bugün böyle şey gibiyim ya, birazcık böyle bu tutulmalardan neden bilmiyorum. Ben bir o... Muhtemelen şey o son ay tutulmasını yaşadık biliyorsunuz 30 Kasım'da. O 5 gün önce başlar ve 5 gün devam eder. Yani hali hazırda o Böyle enerjideyiz. bir değişik bir kafa yaptın. Evet Neden evet olduğunu Rohini'de bilmiyorum. oldu. Herkes böyle bir aşk, daha böyle bir tutkulu Evet. oldu. Gerçekten. Hatta özellikle dedim ki Pınar Hanım Canlandınız da, değil bizi mi izliyordur biraz? asistanınız. Evet. Pınar Hanım dedim, hiç yapmam böyle bir şey yani, ama nedense ben de böyle söyleyince sonra bana yazanlar oldu DM'den. Bir küçük böyle hani öyle bir şeyiniz olur mu? Hani böyle burç bazında böyle bir hazırlığınız var ise, yok ise Var şimdi var, hemen her ben şunu... daim var. Zaten şöyle Sonra yakında sorulara bir dergide zaten yıllık yorumla ilgili yani şeyle burçların yaptık. O yayınlanacak, çıkacak ama gene buradan değinebiliriz. Tabii şöyle mi yapalım, nasıl yapalım onu? Şimdi bir taraftan tabii biliyorsunuz Vedik astrolojide burçlar değişiyor. evet. Yani orada sidereal zodyağı kullandığımız için ayınamsa dediğimiz bir fark var. O zaman şöyle yapayım. Minik minik böyle bir tarih aralıkları verelim. Çünkü eğer Vedik astrolojiye göre burçlarını bilen kişiler varsa yine aynı şeylerden oku. Ben yine belirteceğim. Onu dinlesinler. Ay ya da yükselen burcu bilmeyen kişiler de verdiğim tarih aralığını dikkate alsınlar lütfen, olur mu? O zaman ne Tamam. yapalım? Şöyle bir koçtan başlayalım mı? Balıktan başlayalım ya. Çünkü balıklar Ay hep evet, sona gerçekten kalıyorlar. ben de dinlerken hep bu böyle koçtan başlıyorlar. Bence biz balık burcu olanları bu Hadi biz sefer sıra dışı şey olalım yaptık. bugün. Farklı bir Soldan şey. gidelim. Neden? Evet. Çünkü benim burcum üçüncü burç. Siz boğa mısınız? Ha siz Ben oğlak, ikizler. batıya göre oğlak burcuyum, yükselenim terazi, ama Vedi'ye göre yay olmuş oluyorum. Kayıyorsunuz. Evet, okey. Tamam. Ha, aşağıdan başlayınca üçüncü. Ben yukarıdan diye düşündüm. Tamam. Şimdi balık burcunu okuyoruz. Vedik astrolojiye göre ay ya da yükselen burcu balık olanlar aynı zamanda eğer burcunu bilmiyorlarsa 14 Mart 13 Nisan arası doğumlu kişileri anlatıyoruz aslında. 14 Mart 13 Nisan. Şimdi bir kere hedeflerinin ve hayallerinin çok ön planda olacağı bir yıl bekliyor aslında. Özellikle sıkı çalıştıklarında sorumluluk bilinçlerini fazlasıyla böyle biraz daha çaba gösterdiklerinde ama sorumluluk bilinçlerinin hiç olmadığı kadar yukarıda olacağı bir yıl yaşayacaklarını gösteriyor. Ve bu da onlara bir şekilde maddi manevi farklı fırsatları getirecek. Çünkü yeni çevrelere girecekler. Özellikle çalışan kesim kariyer hayatında hem üstlerinden hem profesyonel işte iş hayatlarında yöneticilerinden takdir alacakları bir dönem yaşayacaklar gözüküyor. Bebek sahibi olmak isteyenler bebek haberleri alabilirler, çocuk sahibi olabilirler gözüküyor. Aynı zamanda kalbi boş olan balık burçları ya da işte 14 Mart sosyal çevrelerinden birinin ilanı aşkını duyabilirler, şaşırmasınlar. Onu da şimdiden söylemiş olalım. Yani romantik bir ilişkiye adım atacaklar. Finansal anlamda da özellikle böyle Nisan ve Eylül tarihi arasında özellikle böyle bir gereksiz harcamalarına dikkat ettiklerinde çok daha böyle biraz dengede kalabilecekleri bir yıl olacak gözüküyor. Evet, gelelim Kova burcuna. Ama 14 Şubat 13 Mart arası doğanlar özellikle işte özgürlüğüne düşkün olan Kova burcu 2021 yılında biraz inzivaya çekilmek isteyecek.
Mesela yaşı ileri olan kova burçlarının emeklilik dönemi gelmiş olabilir. Emekli olmak isteyebilirler, şehir değiştirmek isteyebilirler, sadece sevdikleri şeyleri yapmak isteyebilirler. Böyle bir dönemden geçecekler. Yabancı ülkeye bile taşınabilirler. Böyle radikal kararlar alacaklar gözüküyor. Onun dışında ekonomik anlamda özellikle Mayıs ayı biraz dikkatli olmaları gereken bir ay olarak gözüküyor. Ama bunun dışında özellikle satmak istedikleri birçok gayrimenkulü ya da taşınmazlarını satabilecekleri ve satacakları, bunu tercih edecekleri bir yıl olacak gözüküyor. Aşk ve romantik ilişkilerde bu yıl mutluluk için özellikle kova burçlarının ve astrolojiye göre kova burçlarının biraz fazla ekstra çaba göstermeleri gerekiyor. Ve burada dikkat etmeleri gereken en önemli konulardan biri biraz egodan uzak durmaları gerekiyor. Huzuru yakalayabilmeleri için. Evet, gelelim Oğlak Burcu'na. Evet, yani Vedik astrolojiye göre Oğlak Burcu ama 14 Ocak 13 Şubat arası doğumlu kişileri anlatıyoruz. Evet, aslında hayatlarını baştan sona sanki adeta tekrar yazacak Oğlak Burçları, öyle gözüküyor. Arkadaş çevreleri, yakın çevreleri olmak üzere tüm bu alanda biraz geri çekilmek isteyebilirler. Çünkü böyle bir uzak bir hayatlarını sanki adeta bir taraftan uzun uzun düşünecekleri için ciddi büyük bir projeksiyon tutacaklarını gösteriyor. 2021 yılına hazırlık yapacak, 2022 yılına özür dilerim hazırlık yapacaklar aslında. Öyle bir dönemden geçecekler gözüküyor. Evlilik ve ilişkiler dediğimiz alan çok önemli. Bu sadece özel hayatlarındaki partnerlik değil, iş hayatlarındaki partnerlik de çok önemli olacak gözüküyor. Finansal anlamda zaten dikkatlidir aslında Oğlak Burçları ama yine de böyle bir para akışları ile ilgili her zaman dengede gideceklerini düşünüyorum ve dengede kalmaları gereken bir dönem olacak. Özellikle yine bekar olan Oğlak Burçları da ve aşk ve romantik ilişkiler adına dönem dönem karışık süreçler yaşasalar bile özellikle Mayıs ve Haziran ayında böyle bir heyecanlanabilirler gözüküyor. Daha pozitif geçecek gözüküyor. Evet, Yay Burcu'na geçecek olursak 14 Aralık bu arada onu da unutmayalım. Evet, 13 Ocak arası doğanlar için konuşuyoruz bunu. Tüm odak noktaları 2021 yılı boyunca gelir gider dengesi üzerine olacak gözüküyor. Bir taraftan şöyle güzel bir şey var. Arkadaş çevreleri, sosyal çevreleri, yakın aile ilişkileri anlamında özellikle büyük kardeşleri varsa maddi ve manevi birçok destek alacakları için kendilerini güçlü hissedecekler. Sizsiniz değil mi? Siz yaydınız. Evet, aynen. Bir dikkat dinliyorum. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Aile üyelerinden ama bu hemen böyle çekirdek aile gibi düşünmeyelim. Bu kuzenler de olabilir. Yakın aile, akraba diyelim. Bu alanda belki saklanan bazı şeyler, farklı konular ortaya çıkabilme potansiyeli var. Bunlarla böyle bir yüzleşme olabilir gözüküyor. Bu yıl en önemli şeylerden biri özgüven çok yüksek olacak, özgüvenimiz. Ama buna güvenip lütfen hızlı kararlar almayalım. Buna çok dikkat edelim lütfen. Sonra pişman olmayalım diye. Profesyonel iş hayatında aslında çok güçlü bir dönem başladı. O takdiri dediğimiz şeyi çok daha fazla alacaksınız ve bunu yıl girdikçe anlayacaksınız. Yani 2021'e adım attığımızda daha iyi anlayacaksınız. Özellikle kendi işinin sahibi olan yay burçları ki çalışanlar da o alana doğru itilebilir gözüküyor. İşlerini büyütecekler, yeni düzenlemeler yapacakları bir süreçten geçecekler gözüküyor. Şeye çok dikkat etmeniz gerekiyor ekonomik anlamda onu söylerken. Böyle bir borç alacak dediğimiz şeye girmemeniz gerekiyor bir yıl. Ona çok dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle yay burçları yılın son çeyreğinde evlenebilirler. Şimdi şey gibi, aşk yok mu Ebru Hanım der ki evlenebilir çıkınca. Evet, ay, evet. Ebru aynen. Yani hatta şöyle söyleyeyim, yani güçlü bir ilişkiye adım atacaklar ve bunu da evlilikle öyle görüyorum. Evlilikle neticelendirebilecekleri flörtün ötesinde bir şey bu. Yani daha çok evet evet ciddi ilişki dediğimiz alana doğru itileceksiniz gözüküyor. Yani yay burcu fena değil, gayet iyi aslında baktığınızda diğer burçlarla. Evet. Akrep Burcu'na gelecek olursak aslında bu arada 14 Kasım 13 Aralık
arasında doğanlar 2021 yılında birçok değişimi beraberinde getirecek gözüküyor. Akrep burcu biraz daha böyle bir her zaman vardır yapısında ama daha çok böyle bir içe çekilip mistik, ezoterizm, felsefe dediğimiz alanlara daha fazla merak saracak gözüküyor. Cesaretin artmasıyla iş ve profesyonel hayatında böyle biraz daha fazla talepkar olacak. Bu da iş değişikliklerine neden olabilir gözüküyor. Finansal anlamda yılın ilk aylarında böyle giderleri anlamında biraz daha potansiyel olarak artış olabilir gözüküyor. Ama mümkün oldukça bu artışları dengelemeye çalıştığında aslında genel olarak tüm burçlar için, çünkü orada bir Jüpiter ruhu kavuşumuz var, dengede gidilmeye, masrafları azaltmaya çalıştığı sürece onun da bir şekilde ekonomik anlamda daha dengede gidebilir gözüküyor. Biraz akrep burçları için bu yıl ilişkiler için sınav zamanı diyoruz aslında. Yani bu ilişkileri ya güçlendirip, tabii ki herkesin, hepimizin doğum anına göre biliyoruz ki bunlar değişiyor. Ya ilişkilerimizi güçlendireceğiz ya da yol ayrımlarına gidebilirler gözüküyor. Evet, terazi burçları 14 Ekim dedik astrolojiye göre, yine 13 Kasım arası doğanlar. Terazi burcunun bu yıl aslında birçok alanda yeni değiştirme kararları alacak. Özellikle sahip oldukları ev olabilir, gayrimenkul olabilir. Bunlarla ilgili, taşınmazlarıyla ilgili değişimler yapacak gözüküyor. Biraz soyutlanmak isteyebilir. Yani eğlence anlayışı değişecek. Ya da gerçi hepimizin tabii ki değişti bu anlamda baktığımızda mecburi olarak, ama yani biraz daha terazi eğlenmekten uzak, biraz daha sadece sevdiği arkadaşlarıyla, dostlarıyla vakit geçirmeye çalışabilir gözüküyor. Evlilik ve özel yaşamında özellikle partneriyle uzlaşmak konusunda biraz fazla dönem dönem çatışmalar olabilir gözüküyor ki bu da özellikle Şubat ayı itibariyle devamındaki 2 ay çok dikkatli olması gerekiyor. Finansal anlamda baktığımızda ekonomik anlamda biraz daha nefes alacakları, hatta belki de böyle bir 2012 ile 2014 yılları arasında yaşadıkları bir ekonomik zorluğun belki de işte orada yaşadıkları karmik olarak bunun karşılığını alacaklar. Orada yaşadıkları zor bir süreç vardı terazi burçlarının, özellikle o yıllarda bunun karşılıklarını alacağını düşünüyorum. Evet, şimdi Başak burçları belki de aslında 2021'in aşk anlamında, ilişkileri anlamında daha coşkulu yaşayacak burçlarından biri ki Başak aslında baktığımızda bu konulara uzak, daha çok çalışmaya ve üretmeye yöneliktir. Ama bu arada Başak burcu 14 Eylül 13 Ekim arası doğumlular da aynı şekilde bunu dinlesinler lütfen Vedik astrolojiye göre. Özellikle aşk, ilişkiler, eğitim, çocuklarıyla ilgili konular odak noktaları olacak gözüküyor. Kariyer hayatlarında uzun süredir aslında belirsizlik yaşadılar ve bu 2021 yılına baktığımızda daha netleşeceği bir sürece doğru gidecekler ama tamamen hedeflerini değiştirmek zorundalar ve değiştirmeye zorlanacaklar aslında, öyle söyleyeyim. Başak burçlarının özellikle yılın ilk yarısında evlilik haberlerini ve aşk haberlerini de fazlasıyla alacağız gözüküyor. Şimdi nereye geldik? Evet, Aslan Burcu'na geldik. Şimdi Aslan Burcu, özellikle 14 Ağustos 13 Eylül arası doğumlular. Aslan Burçları hem gündelik yaşamlarında hem de kariyer hayatlarına baktığımızda çok tempolu bir 2021 onları bekliyor. Aslında onlar çok da böyle hareket etmeyi sevmezler ama zorunlu olarak hareket edecekler 2021 yılında. Özellikle yine onların da kardeşleri ve kuzenleriyle ilgili alan dediğimiz, yakın çevre dediğimiz alanda özellikle yaşayabilecekleri bazı problemler karşısında sağduyulu yaklaşmaları gerekiyor ki konuların büyümemesi için. Şubat ve Mart aylarında özellikle sakinliklerini korumaya özen göstersinler, sindirim sistemleri vesaire, sağlıkla ilgili alanlarında çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bunun dışında finansal anlamda özellikle Aslan burçları 2021 yılında yasal olduğundan olmadığından, yani girecekleri iş alanının yasallığını mutlaka böyle bir kontrol etmeleri gerekiyor. Bu konu çok hassas onlar için. Riskli yatırımlardan da uzak durmaları gerekiyor. Yengeç burçları, evet, 14 Temmuz 13 Ağustos arası doğumlular. Odak noktaları yine hem kariyer hayatları,
Aynı zamanda da partnerlik dediğimiz alan çok önemli olacak gözüküyor. Oğlak gibi aslında tam karşıt alanda olduğu için. Özellikle kariyer hayatlarının ilk yılın ilk aylarında üstleriyle olan ilişkilerinde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Problemlerin büyümemesinde mümkün mertebe lütfen özen göstersinler. Finansal anlamda da böyle bir borçlar, krediler dediğimiz alanda riskli bir yıl. Mümkün mertebe bu alana da girmemelerini tavsiye ederim. Biraz Nisan ayına ilişkiler anlamında, aşk anlamında ya da evlilikle ilgili alanda partnerleriyle ilgili denge ve huzur için biraz dikkatli olmaları gerekiyor. Su her zaman biliyoruz ki yengecin şifa kaynağı, mental ve fiziksel olarak bol bol su tüketsinler daha güçlü kalabilmek adına 2021 yılında. Şimdi İkizler Burcu, evet 14 Haziran 13 Temmuz arası doğanlar. İnanılmaz bir yıl yaşayacaklar. Şu anlamda ikizler adeta kendilerini yeniden keşfedecekleri bir süreç yaşayacaklar gözüküyor. Özellikle prim, nafaka, miras gibi konuları varsa veya vergi borcu dediğimiz devletle de bağlantılı konular varsa bu konularla ilgili özellikle yılın ilk ayları itibariyle odaklanacaklar ve inşallah bu noktada da daha pozitif çözümler olup üretmeye çalışacaklar. Onu düşünüyorum. İş hayatlarında muhtemelen yerleri değişecek, işte atamalar olabilir, sektör değiştirebilirler, şubeleri değişebilir, böyle hareketli bir dönem yaşayacaklar gözüküyor. Aşk ve özel hayatlarında özellikle Eylül ve Ekim ayını böyle daha partnerleriyle olan ya da yeni başlayacakları ilişkilerde ki özellikle Mayıs ve Haziran gibi böyle bir aşkın büyüsüne kapılma potansiyelleri var. Yalnız orada aceleye karar vermesinler. Eylül ve Ekim ayını beklemeleri gerekiyor aşk konusunda. Onları mutlaka ve mutlaka bu yıl sloganları samimi ilişkiler kurmak olmalı her alanda. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Evet, Boğa Burcu 14 Mayıs 13 Haziran arası doğanlar. Bu yıl tabii ki onlar için çok önemli bir yıl. Rahu bir şekilde Boğa'nın üzerinde. Özellikle yaşayacakları her konunun biraz fazla büyüme potansiyeli var. Özellikle kiloya karşı da fazla yemek, gıda tüketimine karşı mutlaka dikkatli olmaları gerekiyor ve kilo alabilirler gözüküyor. Kalbi boş olan Boğa burçları Ocak ve Nisan aralığında özellikle böyle bir yeni aşka yelken açabilirler gözüküyor. Ya da hayatlarındaki partnerleri varsa, uzun süreli bir ilişkileri varsa bunu evliliğe taşıyabilirler. Finansal anlamda dünyevi hırslarını ve arzularını mutlaka törpülemek zorundalar. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Aslında bu konuda herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Bunu yazılarımda da uzun süredir söylüyorum. Yani Boğa ve Ketun'un işte olduğu, Rahu ve Ketun'un olduğu alan. Evet, hepimiz dünyevi hayatı deneyimlemeye geldik. Tabii ki deneyimleyeceğiz ama mutlaka dengede olmamız gereken bu 1,5 yıl. Çünkü bunun karşılığını dengede olduğumuzda Nisan 2022'den sonra fazlasıyla alacağız. Bunu da bu arada belirtmiş olalım. Gelelim son, evet, Koç burcuna. 14 Nisan 13 Mayıs arası doğanlar. Özellikle ekonomik anlamda Koç burcu için güzel bir yıl olacak. Yani hani ekonomik anlamda en iyi burç hangisi diye konuşursak aslında Koç burcu diyebiliriz. Birçok konuda büyüme yakalama, finansal anlamda büyüme yakalama potansiyelleri çok güçlü. Ama tabii bu biraz onların kendi bireysel çabalarıyla olacağını gösteriyor. Çaba çok önemli çünkü Satürn Oğlak'ta emek ister, çaba ister. Yılın ikinci yarısında gelirleriyle ilgili artış olurken bir taraftan da profesyonel ve iş hayatında değişimler olabilir gözüküyor. Aşk hayatında ise özellikle bu yıl ilişkilerle ilgili alanda dikkat etmeleri gereken ve kontrol etmeleri gereken önemli şey öfke ve ego. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani mümkün olduğu kadar bunu dengede tuttuklarında bambaşka bir sürece doğru gidebilirler. Yani bunlar biraz daha onların bireysel kendi hareketlerine kalmış. Evet, şimdi böyle kısa kısa değindi, kızdı hızlı konuştu. Ağzınıza sağlık, tabii yani daha ne olsun diyeceğim ama normalde aslında çok daha alt detaylarıyla evet. Aralık ayında yayınlanacak olan dergide mi okuyabiliriz? Evet, onu ben, evet bir firm yani bir yayıncılığın, şimdi onu burada gerçi paylaşabiliriz, buralarda bir sıkıntı yok değil mi? Televizyondayız, niye böyle sık
takılır. Alışmışız ya. Doğan burada şimdi bir konsept bir dergi çıkarmış bu sene. Evet. Yani bu 2021 özel. Elementleri hazır. Başka Batı astrolog arkadaşlar da olacak. Vedik astroloji olarak da ben yorum yaptım, yazımı gönderdim. Sanıyorum bu önümüzdeki hafta çıkacak diye bir bilgi Harika. Aldım. Onları bayilerden ulaşabilirler. Orada çok detaylı, uzun uzun fazlasıyla yazdık. Şimdi buralarda böyle minik minik değindik. Hatta böyle şifaya dair şeyler de yazdım orada. Onları da orada detaylıca okurlar. Peki Türk, benim orada bir sorum olacak. Siz şimdi tarihleri verdiniz. Hani ben tabii kendim daha evvel sizi de takip ettiğim için biliyorum Vedik astrolojiye göre hangi tarihe girdiğimi. Bu tarihleri dinleyenler tekrar YouTube'dan da dinleyebilirler ama hani şey diyorlar ya dinlerken işte yükselenize de dikkat edin, işte ana burcunuza da dikkat edin. Şu anda tekrar dinlemek isteyenler eğer tarih aralığına, kendi doğum tarihi aralığına dikkat ederek konu başlıklarını dinlesinler. Doğru olur değil mi tabii, o zaman? Tabii. Şimdi tamam. Şöyle, eğer Vedik astrolojiye dediğiniz gibi burçlarını biliyorlarsa hem ay hem yükselen burcunda, işte koçsa koç, boğaysa boğa, yani ikisini de lütfen dinlesinler. Tamam. Vedik'teki yükselenini biliyorlarsa ama Vedik tabii. burcuna göre yükselenini evet, biliyorlarsa. Evet. Ya tamam. Şimdi şöyle, aslında burada tabii çok haklılar, çok kafalar karışıyor. Şimdi biz bir tutulmayı diyoruz ki işte akrepte olacak, işte batı doğal olarak terazide olacak diyor. Şimdi buradaki bizim en büyük farkımız şu. Şimdi biz gezegenlerin şu anki gökyüzündeki konumunu kullanıyoruz. Herhangi bir NASA gibi herhangi bir alanda uzayla bağlantılı, gökyüzüyle bağlantılı bir siteye girdiğinizde bizim kullandığımız konumlar geçerli. Bunlar kullanılıyor. Yani buradaki fark. Burada da insanlara hep şey diyorum. Yani takip edeceksiniz, yorumları kontrol edeceksiniz. Hangisi size daha yakınsa ya da tespitleri, saptamaları, yorumları hangisi ise onu takip edeceksiniz diyoruz. Peki bakabilecekleri sizin sitenizde veya bakabilecekleri Vedi'ye göre hangi burca girdiği veya yükseleninin nereye denk geldiğine bakabilecekleri bir şeyiniz var şimdi mı şu anda? Şöyle, benim sistemde aslında vardı. Onunla ilgili bir Merkür Retrosu'nda bir sıkıntı yaşadık ve ona odaklandık. Şimdi onunla ilgili düzenlemeler yapıyorum. Benim de aklımda oraya Süper. Böyle bir free bir şey koymak. Ha. Ki hani ücretsiz girip kendileri oradan öğrensinler diye. Bu çok önemli çünkü. Onu yapacağım ama o tarihe kadar herhangi bir internet sitesinden Vedik astrolojinin bakmak istediklerinde burç yorumlarını aslında aradıklarında bulabiliyorlar. Çok da kolay Harika. aslında. Zor bir şey değil. Oradan görebiliyorlar.